Kıymetli kardeşlerim, sizlere bir ayet okudum. O ayet üzerinden inşallah birkaç kelime söylemek istiyorum. Malumunuz elhamdülillah bizler canlıyız ve bizler canlı olmakla birlikte insanız. İnsan olduğumuz için Rabbimize ne kadar şükretsek yine de azdır. Rabbim bizleri insan olarak yarattı, dünya üzerine gönderdi, dünyaya merhaba dedik, dünyaya gelir gelmez bizim ahiret biletimiz kesildi. Şu an her birimizin elinde bir bilet var, bir istasyon var, bizleri bekleyen bir tren var. Trenin ne zaman kalkacağı belli değil ama her birimizin elinde o trene binmek için bir bilet hazır olarak bulunuyor. Hepimiz ahiretin yolcusuyuz. Hepimiz ahirete yolculuk edeceğiz. Biletlerimiz ellerimizde. Bir gün o trene bineceğiz. Tren ne zaman kalkar bilmem ama vallahi o trene binmeyecek hiç kimse yoktur. Ben bunu çok iyi biliyorum. Dün babalarımız o trene bindiler, bugün bizler o trene bineceğiz, yarın evlatlarımız o trene binip ahirete doğru bir yolculuğun içerisine girecekler. E madem öyledir, madem elimizde bir bilet var, madem ahirete gideceğiz, insanız, ahirete iman ettik. O halde kıymetli kardeşlerim şöyle bir ellerimiz ile yaptığımız amellere bakalım. Biz ahiret için bir hazırlık içerisinde miyiz? Yoksa bir hazırlık içerisinde değil miyiz? Yolculuğa çıkacağız. Bir insan buradan çıkıp Avrupa'ya yolculuk ede edeceği zaman bir gün, iki gün öncesinden bavulunu, çantasını her neyi varsa hazırlar. Yolcu olacağını bildiği için Yolculuk ahlakına göre hareket eder, her şeyini hazırlar çünkü o yolcudur. Peki ey Müslüman, sen Avrupa'ya gideceğin için hazırlık yapıyorsun. Ahirete gideceksin. Kesin kes gözlerinle görüyorsun ki herkes ahirete gidiyor. Sen cenazelerde, sen işte mezarlıklarda günde kaç insanın defnedildiğine şahit oluyorsun. Sen aynel yakin ilmel yakin öleceğini biliyorsun. Ahiretin yolcusu olduğunu biliyorsun. Peki ahirete karşı bir hazırlığın var mı? Yoksa bir hazırlığın yok mu? Maalesef biz bu çan Müslümanları ahirete hazırlık içerisinde değiliz. Bir günde kıldığımız beş vakit namazı tuttuğumuz orucu cennetin garantisi olarak görüyoruz. Hayır cennet öyle kolay bir yer değil. Cennetin kapısı zorluklar ile açılır. Cennetin kapısı sadece beş vakit namaz kılmakla sadece oruç tutmakla açılır. Açılmaz. Sen Müslümanlara rahmet edeceksin ki Allah da sana rahmet etsin Ama öyle bir çağda yaşıyoruz ki faizci ölüyor, tefeci ölüyor, hırsız ölüyor, hasetçi ölüyor Ölen herkese bizler rahmet gönderiyoruz Ölen herkese ister günahkar olsun ister günahkar olmasın kim ölmüşse biz ona merhum diyoruz. Yani öyle bir çağdayız ki herhalde hiç kimse Hazreti Adem'den bu yana bu kadar rahmete nail olmamıştır. Hiç bir çağda ölen ölen insanlara merhum bu kadar fazla denilmemiştir. Öyle bir çağdayız ki ahiretten haberi olmayana bile Allah rahmet etti, Allah'ın rahmetine kavuştu, merhum oldu diyoruz. E i̇nşallah öyledir. Ama önümüze öyle bir gün var ki, öyle bir hesap var ki, öyle bir mahkeme var ki, vallahi o hesap çok zor bir hesap, vallahi o mahkeme çok zor bir mahkeme. Orada hiçbir nefse zulmedilmeyecek. Önümüzde kıyamet var kıyametten sonra hesap var. Kıymetli kardeşlerim şu an bizler dünya üzerinde yaşıyoruz. 6 şiddetinde 7 şiddetinde bir deprem olduğu zaman biz aciz kalıyoruz. Gözlerimizle görmediğimiz bir mikrop dünyayı ne hale getirdi görüyoruz şahit oluyoruz. Korona belası korona musibeti karşısında kim ayakta durabiliyor kim gerçekten ilacını bulabiliyor. Yani gözle görülmeyen bir virüs dünyayı perişan etti. 6-7 şiddetinde olan bir deprem şehirleri yerle bir ediyor. Filozoflar yani bilim adamları eğer deprem 10 şiddetinde dünyada meydana gelirse dünya diye bir şey ortada kalmaz diyorlar. Yani depremin 10 şiddetinde olduğunu düşünün bütün her yer yerle bir olacak. Ama önümüzde öyle bir gün var ki Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de o gün dağlar eriyip kül olacak o gün denizlerin suları ateş olacak, yanacak. Düşünün şu dünyayı ayakta tutan dağlar kül olacak. Nasıl ki bir küreku ile sizler bir işte toprak atıyorsanız o gün bir kürekle toprak attığınız gibi o dağlar yerle bir olacak, yerle yeksan olacak dünyanın kazığı olan dağlar, o denizler, okyanuslar alev alev tutuşacak. Böyle bir gün gelecek ve böyle bir güne şahitlik edeceğiz. O günün adı kıyamettir. İsrafil aleyhisselam sura üfleyecek. Dünya yerle bir olacak. Hazreti Adem'den bu yana ne kadar hayvan varsa ne kadar cin varsa ne kadar insan varsa herkes mahşer meydanında Allah'ın huzurunda toplanacak. Ben de orada olacağım. Sizler de orada olacaksınız orada olmayacak olan hiç kimse yoktur. Orada hesabımızı öyle birisine vereceğiz ki onun yanında rüşvet para etmez, onun yanında torpil para etmez, onun yanında renginiz, ırkınız, diliniz, her neyiniz varsa para etmez, onun yanında dünya üzerinde ahiret için hazırladığınız salih amelleriniz para edecek, salih amelleriniz yüzünüzü ak edecek.'' o gün bütün insanlar mahşer meydanındadır. Kim kimin ardında yürümüşse, kim hangi izme takılmışsa izim diyorum, sosyalizm diyorum, kapitalizm diyorum. Sen dünya üzerinde hangi izmi benisemişsen, hangi zalim oğlu zalimin ardından yürümüşsen, hangi nemrudun önünde el bağlamışsan, kıyamet günü o nemrudun, o zalimin, o izmin arkasında sen de olacaksın. Kimi sevmişsen onunla beraber haş olunacaksın. Kıymetli kardeşlerim öyle birisine bağlanın, Öyle birisini sevin ki Sizleri kıyamet gününde Allah'ın huzurunda Yüzünüzü ak etsin Yüzünüzü yere eğdirtmesin O önder, o rehber Hazreti Muhammed aleyhissalatu salatu ve selamdır Her birimiz kıyamet meydanında Olacağız Baba evladını tanımayacak Kız anasını tanımayacak Köylü köylüsünü tanımayacak Hiç kimse hiç kimseyi tanımayacak Hiç kimse hiç kimsenin Yanında durmayacak Öyle bir gün ki sen dünya üzerinde ne yapmışsan onun hesabını vereceksin. Bazen kardeşlerim şunu söylüyorum hocam bizlere öyle bir hutbe oku ki öyle bir söz bizlere söyle ki hayatımız 360 derece dönsün, biz uyanalım uyuduğumuz uykudan. Kardeşlerim o söz zaten Kur'an-ı Kerim'de var. Kıyamet ayetleri bizleri uyandırmayacaksa. Ahiret bizleri uyandırmayacaksa benim hiçbir sözüm, benim hiçbir hutbem sizleri uyandıramaz. Gelin ahireti tefekkür edelim, mahşer meydanını aklımızdan geçirelim, öylece kendimizi tamir edelim, gaflet uykusundan uyanmaya çalışalım inşallah. İşte öyle bir gündesin. Dünya üzerinden ne yapmışsan her şeyin hesabını vereceksin. Sen hiç kimseyi hiç kimseye şikayet edemezsin. O gün senin bastığın toprak bir saksının içerisinde bir avuç toprak Allah'ın huzurunda sana şahitlik yapacak. Sen haram bir işe bulaşmışsan ben bu haram işi yapmadım dediğin zaman Toprak diyecek ki ya Rabbi bu kulun o haramı istediği zaman benim üzerimdeydi ya Rabbi. Öyle bir gün ki Es-sa'izu billah el yevme ala afvahihim. O gün herkesin dili mühürlenir, diller konuşmaz, dillere mühür takılır. Ve tukellimuna eydihim O gün eller kişinin yaptığına şahitlik eder ve şehde erculhum o gün ayaklar kişinin yaptıklarına şahitlik eder yani o gün dil konuşmayacak hiç kimsenin biri şahidi olmayacak hiç kimsenin kendisini savunacağı bir avukatı olmayacak o gün ellerin konuşacak o gün ayakların konuşacak üzerine bassın bir avuç toprak konuşacak sen buradan götüp ta Almanyalara Ta Avrupa'lara gitmişsin ya da burada kalmışsın. Senin kardeşlerin, arkadaşların hepsi Avrupa'da. Zengin olmuşlar. Sen de zengin olmanın çarelerini arıyorsun. Şeytanın yoluna düşüp faiz belasına bulaşmışsın. Tefeci olmuşsun, hırsız olmuşsun. Müslümanın malını gasp etmişsin. Ya da Almanya'da sen sırf zengin olabilmek için bir döner dükkanı açmışsın. Dükkanının içerisine içki şişelerini doldurmuşsun. Oraya kumar aletlerini koymuşsun. Zengin olma adına Dünya üzerinde üç günlük dünya üzerinde rahat bir hayat yaşama adına ahiretini dünyaya tercih etmişsin. Ahiretini satmışsın. Dinini küçük bir ücret karşılığında satmışsın. O gün Allah'ın huzurunda o içki sattığın dükkanın sana şahitlik edecek. O tefecilik yaptığın para haram kazandığın paraları sana şahitlik edecek. Kuyusunu kazdığın Müslüman sana şahitlik edecek. Ya Rabbi benim kuyumu kazdı diyecek. Ne yaparsan yap ey kardeşim. Mahkemeyi kübra seni bekliyor. Allah seni bekliyor. Adaletin sahibi olan Allahu Zülcelal ve İkram seni bekliyor. O gün kaydırma yok. O gün rüşvet yok. O gün torpil yok. O gün hiçbir nefse haksızlık yok. Kim ne yapmışsa onun karşılığını verecek. E öyle şiddetli bir gün bizi bekliyor. Nemrutların arkasında yürüyenler, izimlere takılanlar, firavunlara takılanlar, filan partinin arkasında yürüyenler, filan işte izmin arkasında yürüyenler, kim kimin arkasında yürümüşse, eğer yürüdüğü kişilere cenneti hak etmişse cennete gidecek, eğer yolunda yürüdüğü kişiler cehennem ehli iseler onlarla beraber cehenneme sürülecek. Herkesin önünde bir rehber olacak. Herkesin önünde onları cehenneme götürecek ya da cennete götürecek bir rehberleri olacak. Cehenneme götürecek olan rehberlerin elleri bağlıdır. Onların boyunlarında zincirden ateşten zincirler vardır. Öyle bir şekilde sen onların arkasında cehenneme sürüleceksin. Aziz kardeşlerim, gelin uyanalım, gelin nefsimizi hesaba çekelim. Yeter artık, dünyaya gönül bağlamayalım. Şu söylediğim sözler biraz nefsinizin yanında paraysın. Söylediğim sözler ne olur Allah aşkına boşa gitmesin. Gelin bu cuma gününün hürmetine, çünkü kıyamet günü bir cuma gününde kopacak... Bu cumayı son cumamızı bilerek kendimizi tamir edelim, ahirete hazırlıklı olalım, sadakalarımızı çoğaltalım, zekatlarımızı aksatmayalım, Müslümanlara rahmette bulunalım, Müslümanların dertleriyle dertlenelim, şunu iyi bilelim, eğer biz bir Müslümanın derdiyle dertlenirsek, bir Müslümana rahmet nazarıyla bakarsak, bir Müslümanın sıkıntısını giderirsek, bir Müslüman kardeşimizin bir ayıbını, bir kusurunu örtersek, kıyamet gününde Allah bizim bir sıkıntımızı giderecek, kıyamet gününde Allah bizim bir ayıbımızı, kusurumuzu örtecek. Onun için gelin birbirimize rahmet nazarı ile bakalım. Yeter artık bir karış arsa yüzünden, bir parti yüzünden, bir muhtarlık yüzünden, bir işte ne bileyim dünyalık uğruna her ne var ise iki kuruş para yüzünden kuyusunu kazdığımız Müslümanın evine gidelim, ondan helallik dileyelim, ölmeden önce biletimiz kesilmiş, trene binmeden önce, ahirete yolcu olmadan önce, Azrail aleyhisselam bizlere görünmeden önce kendimizi tamir edelim. Bu tamir günleridir. Kendimizi Kur'an-ı Kerim ile tamir edemeyeceksek, bu ayetler bizleri tamir edemeyecekse, kıyametin haşiyeti, ahiretin korkusu, maşer meydanının büyüklüğü bizleri uyandırmayacaksa gaflet uykusundan, vallahi başka hiçbir şey bizleri uyandırmayacaktır. Rabbim ilk başta beni uyandırsın, sonra da sizleri uyandırsın inşallah. Aziz Müslümanlar ben sizleri takdir ediyorum. Yani sizlere bu kadar yüklendiğim Kusura bakmayın. Kendimizi tamir etme adına sizlere yüklendim. Varsa bir kabahatim sizlerden helallik diliyorum. Ama ben sizleri bir yönüyle de takdir ediyorum. Ben her birinizi Allah için seviyorum. Allah sizleri sevsin. Küçükten büyüye ben her birinizi seviyorum. Çünkü sevmek İslam'ın bir emridir. Birbirimizi sevmeden sahabeyi sevemeyiz. Sahabeyi sevmeden peygamberi sevemeyiz. Peygamberi sevmeden Allah'ı sevemeyiz. E Allah'ı sevemeyen bir Müslüman nasıl cennete gidecek? Yani Allah'ı sevmenin yolu birbirimizi sevmekten geçer. Birbirimizi seveceğiz birbirimizin güzel bir yönünü, güzel bir amelini gördüğümüz zaman onu takdir edeceğiz. Ki o güzel ameller çoğalsın. Ben de sizleri takdir ediyorum. Mesela bundan bir ay önceydi. Camimiz kirlenmişti. Halların üzerinde toz vardı. Ben şöyle bir laf attım ortaya. Hangi yiğit camiye bir süpürge makinesi getirecek? Bir yiğit oğlu yiğit bir süpürge makinesi getirdi. Bir yiğit oğlu yiğit camiye bir sedir gönderdi. Başka bir yiğit oğlu yiğit, yiğit oğlu yiğitler caminin elektrik borcunu benden habersiz ödediler. Bundan dolayı ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizi takdir ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayır adına yaptığımız amellerimizi çoğaltalım. Bir lira bile olsa kendimizi cehennemin ateşinden muhafaza etmeye gayret edelim. Rabbim birinizi bin etsin, salih amellerinizi ziyadeleştirsin. Cumamızı inşallah hakkımızda خير لراء وسيلة كلسن ويان مامزة وسيلة كلسن وأقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم التوفيق أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العزيز